İsmail Efendi, müsaade var ise bir iki hasbihal ederim deriz. Ben namazı bozan şeyleri bilirim. Abdesti bozanları da, orucu bozan şeyleri de. Bilirsin evet. Bilmez misin sen? Sana tutup bunları anlatıverir değiliz canım. Sen onları bizden daha iyi bilirsin. Sürüsüne bereket, şeyh efendiler, müftü efendiler anlatırlar, ha anlatırlar. Var olalar. Anlatırlar ama sanılmaya ki din budur. Şimdi öyle bir hale getirdiler ki bu işi, sanki bu din abdestin nice alınacağından, orucu, namazı neyin bozacağından başka bir şey değildir. Oruç dediğin, abdest dediğin, namaz dediğin, iman var ise var azizim. Hele sen şu imanı bozan şeylerden bahset bize de, abdestimiz tuta. Anlat hele müftü efendi. Orucu nelerin bozduğunu ezber çok da zor değil. Sen asıl imanı bozan haller neler ola? Onu anlat hele. Kul hakkı yemek, emeği hiçe saymak, işi ehline vermemek, adam kayırmak, işine ve tartısına hile karıştırmak, hırsa kapılmak, zayıf bulunca zulmetmek, büyük görünce dal kavukluk etmek, topluluk içine fitne sokmak, bölüştürmek değil, bölücülük yapmak, dostunu dahi kıskanmak, yalan söylemek, buz beslemek,